Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni Motobil'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber izinliyim ve iş yerine gideceğim. Bunun sebebi de şu. Instagram'dan takip edenler biliyordur zaten. Motoruma ben egzoz yaptıracağımı söylemiştim. İşte Instagram'dan falan böyle araştırıyorduk, ne egzoz taksak, ne yapsak, ne etsek diye. En son Akropoviç'e karar verdik. Evet arkadaşlar, şimdi yurt içinden çıktım. Şey gelmiş, headers'ımız gelmiş. Şimdi egzoz da aldım, montaja gidiyoruz şimdi. Çok sevdiler montajı, çeker misin abi diye. Ben de çekiyorum. Evet, görüşürüz. Evet arkadaşlar, headers'ımızı taktık, ucunu da kestik. Gördüğünüz kısma egzozun gözükmeyecek şekilde içine bir ekstra bir susturucu koyacağız. Çok fazla gürültülü olacağı için, ben de gürültüyü çok fazla sevmediğim için o araya bir ekstradan susturucu koyacağız. Sesini birazcık da azaltması için. Hadi takalım ve görüşelim. Fakat biz bunun şu çıkışına da bir susturucu koyacağız. Yani bu böyle değil mi? İçine de susturucu gelecek. Size bir sesini dinleteyim mi? Bu şekildeki. Egzozumu taktırdım şu anda. İş yerinden çalışan arkadaşlarım da dedi ki, Mert gel bir motora bakalım nasıl duruyor, nasıl ses çıkartıyor, bunlara bakalım dediler. Ben de şimdi oraya geçeceğim. Ondan sonra da yengenizi alıp gezmeye gideceğiz. Öncelikle hepinizden çok özür diliyorum. Abi bu GoPro aparatları sürekli kırılıp kırılıp durdu. En son yani iki çift sipariş verdim. Yani printer'dan çıkarttırmadım bu sefer. İnternetten aldım. İnşallah bunlar da kırılmaz. Bir de işte ÖSYM sınavı falan vardı. O yüzden de video çekemiyordum. O da dahil bu konuya. Şimdi egzoza gelirsek çok güzel bir ses çıkartıyor. Yokuşlardan inerken veya rölantiye bıraktığınız zaman, yani gaz vermediğiniz zaman böyle pata 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 bir ses çıkartıyor. Ne kadar duyulur bilmiyorum. Çünkü çok fazla yüksek sesli değil egzoz. Bak, bak. Bu egzozu yaptırmamdaki en büyük sebep, arkadaşlar benim motorumun orijinal egzozu içi dağılmış. İçi dağıldığı için de zırıl zırıl ötüyordu egzoz. Ben de işte gittim yetkili servise. İşte fabrikaya mail atıyorlarmış. Bir hafta 10 gün içerisinde egzozu
getiriyorlarmış falan filan. Bunlar beklemek de istemedim. Zaten böyle bir şey yapmak istiyordum. Öncelikle egzoz fabrikaya gideceği için orijinal egzozuna hiçbir şekilde müdahale etmemem gerekiyordu. Yani egzozun ucundan boğazına kadar, yani headers'a kadar oynamadım. Headers'ı bulamadım bu arada, Kuba'nın Blueberry'ye özel kendi headers'ını bulamadım. İnternetten birazcık araştırdım. Mondial'in HC50 isimli bir tane skuteri var. Eski bir şeyler. Onunla böyle görüntüsü vesaire çok benzediği için dedim bence bu olabilir. Her neyse, siparişini verdim. Geldi ve dediğim gibi de oldu. Aynı birebirdi. Orijinal egzozu yani şu an duruyor. Herhangi bir kaynak işlemi yapmadan direkt o egzoza takabilirim. Eğer böyle polislerle çok sıkıntı yaşayacağımı zannetmiyorum. Bunun sebebi de motorun, yani egzozun hem ucunda bir susturucusu var, hem de ben o susturucuyla denediğim zaman birazcık da fazla gürültü çıktığını görünce egzozun bir de girişine bir susturucu yaptık. Küçük bir aparat, böyle içinde böyle nokta nokta şeyler var. Onu da yapınca biraz daha sesi böyle yumuşadı. Biraz daha tatlı oldu. Yani aslında egzoz yaptırmamın en büyük sebebi hem o zırıltı sesinden kurtulmaktı, hem de görüntüyü biraz daha güzelleştirmekti. İkisini de başardık. Egzozun bana maliyeti de 400 küsür lira Akropovic tüp, 100 küsür lira da headers, yaklaşık olarak 150 lira da egzozcuya verdik. Yani işte hesaplayın abi, ben hesaplayamadım şu an. Abi ne güzel ses çıkıyor ya. Dur bekle, vizörü açayım, bir de öyle dinleteyim size. Çok acayip bir ses çıkıyor. Yani egzozun bir şöyle bir avantajı daha var. Hem de egzoz sesinden dolayı sizi fark edebiliyorlar abi. Bak o yönden de çok güzel bir artısı var. Performans konusuna gelirsek ben herhangi bir değişiklik olduğunu anlayamadım. Ama sanki böyle top speed'imiz birazcık düştü gibi, sanki böyle bir. Büyük bir ihtimal yani hava tüpteki, eski tüpteki basınçla bunun arasındaki basınç biraz daha az olduğun için, o yüzden alt devirlerimiz bir düştü. Alt devirlerimiz, hem alt devirlerimiz hem de top speed'imiz birazcık düştü. Ama ben çok böyle hız meraklısı bir insan değilim. Zaten ne yapıyor abi? 50'lik motor ne yapabilir ki yani? Bunu bir tünelde dinlemek lazım.
eve gidiyorum. Ve bugün yaşadığım küçük bir olay var, onlardan bahsedeceğim. Motorun altında bir kablo var abi. O kablo da ateşlemeyi sağlayan ve marşın kablosu. O çıkmış. Yani yolda giderken çıktı motor. Orantiden de düşünce boşa alınca istop etti. Lan dedik acaba egzoz sıkıntı mı yaptı? Ona dikkat edin bak, orada bir kablo var, o küçük bir kablo. Böyle hepsi böyle bir plastik poşetin içerisinde, siyah bir poşetin içerisinde. O çıkabiliyor bak, o çıkarsa yolda kalırsınız. Ben kaldım, alttan dükkana yakındık, hemen dükkana götürüp hallettim. Allah'ım çok güzel ya. Evet gençler, videomuzun sonuna gelelim. Öncelikle hepinizden çok özür diliyorum. Video atamadığım için. Şimdi otoparka gidiyorum, motor otoparka bırakacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bay bay.